Çalışıya gel görüyor. Ben diyorlar ki abi bizi niye almıyor? Ne alacağım da kızım ya? Filiz alacağım. Ben zaten vermişim hocam 2 metresini. Ne filiz alacağım sizin gibi ben. Ha bu kadar gübre atıyorlar, fındık olacak diye bekliyorlar. Şimdi şu araziyi gel. 20 dönüm burası. Ya dursun. Tamam da güzelim. Ama yani, şimdi 90'ı sen gör. Anladın mı? Hayır bu fındık değil, başka bir şey ya. İkileme tekleme var mı, gördün mü? Bak bu fındık başka bir şey yavrum. Ben akşam ne gördüm abla telefonun şeyine bak bak şimdi. Çatanak 8 sene gördüm. Abi şu... Bu senin ürün. Anladın mı adam abi? Hele buraya doğru bir seyret, yağlı çakırda. İçine gir baştan seyret abi. Şimdi bir dalda ne kadar olur şimdi? Dönümde ben 400 kilo bekliyorum bundan bu sene Allah'a izin verir. Olur mu? Bu senin ürün. Abi Allah utandırmasın. Ha bu olduğum mevki 400 kilo. Şimdi elmalı burası. Cindi, garaj. Burası bir harika yani. Buraya 20 dönüm adam abi. Gel gel üstüne doğru gidelim daha küçük. Bak yol yerine. Gerek yok bize burası yeterli ya. Burada boş da ver. Şimdi o dalları gel. Görür daha. Bak gel. Abi. Gel yanıma gel. Gel adam abi. Gel gel bir dakika. Ben uzaklaşma fazla yorgunum ben biraz. Anladım. Burası daha güzel bak. Dur bu olay kopmuş ya. Mübarek. Karadeniz'de yoktur bu. Bulacaksa yoktur abi bu bahçe. Adam nereye gidersen. Adam sıkıntılı fazla yok. Bak ha hayvan kemresi bak. İyi yıl olduğunu verdim bak sizde. Yalnız dursun. Buyur ben abi. Sana şimdi fırçaları hazırlıyorum. Evet. Haberin olsun. Noksanı söyle yani. Ha. Abi noksan değil de. evet kıymetli dostlar. Ben bu güzel kardeşimle. Abi bu fındık değil. Şunu yatır. Yatır vatandaş fındık görsün. Az çeksene ucunu. Dursun. Çeker misin ucunu? Allah razı olsun. Bu Rabbim emeğinin karşılığını vermiş. Maşallah. Abi şuna bak ya. Ya şuraya doğru daha güzelleri var. Göremeyeceğim. Ya biz güzelliğin peşinde değiliz. Dursun. Yani biz neyin peşindeyiz? Var mı abi ikileme tekleme? Çakırdak derler ki burada ikileme tekleme olur derler. Gelsinler çatarak serisinler. Bak 8 deme 4 deme. Aysa organik varken evet. Olur mu? Al. 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 Al sıradan sana topladım ha. Bir kalite kontrolünü yap. Kaliteyi ben yaptım abi. Her gece yapıyorum ben. Ben gündüz başta da gezmem. Gece gezerim. Güneşeceğim. Yalnız size ben bir şey söyleyeyim mi? Ha, evet. Bak şimdi. Senin burayı kokarca vurmuş. Biraz vurdu. Biraz vurdu bak, da. Bak siz eksik bir şeyler yapmayın. Bak. Ben abunu diyorum işte. Heh, sana bunu bu diyorum. Kokarca işte. Kokarca. Ama fazla da önemsemedim yani. Önemseyin. Bu yıl bak gördün mü? Ben onu sormak istedim aşağıda sana da. Bak kokarca ha, abi bak. Fazla da yok ama bazı şeyler de var da. Bazı. Bak şimdi eğer sen Aysa Organik'i burada kullanmamış olsaydın bunlar bir kere boş olarak sana geri dönecekti. Ha, evet, bak evet. Güzel kardeşim. Şimdi sen aldığın şokunda var da bunları bayağı ama memnunum ürünümde. Ya şimdi arkadaşlar yaklaşık 3 tane. 7 tane. Evet. 7 tane taneli olan bir çotanağımızda 2 tanesine böcek vurmuş. Genellikle içinde de yok ama. Böcek yani. Vurmuş. Burada kokarca da vurmuş. Ha, öyle tahmin ediyor. Ama öyle şey görüyorum ki dursun az gölgeye gel. Beni güneşe çıkartma. Beslemenin etkisiyle çotanağımız yere düşmemiş. Bak şimdi yine sen burada bu kadar taneyi almışsın. Evet şuna bak. Randımanım her sene 58 aşağı düşmüyor. Elekten geçmiyor şu fındık. Zaten ha. Aysa Organik'i kullananlar mutlaka ve mutlaka elek kullanmaları lazım. Elek ayarını yaptırmaları lazım. Evet. Değerli arkadaşlar bugün Bulancak neresiydi? Elmalı. Bulancak Elmalı. Başka? Cindiköy'ü, Bahçeliköy'ü, merkez ortaya. Tam bu sınırdayız. Burası Cindi şu anda ama Bahçeliköy'ü, Elmalıköy'ü, Cindi, Garaç. Dört köyün ortayındayız. Dursun Bey'le biz 4 yıldır çalışıyoruz. Ama Dursun Bey, bazı çiftçilerde şöyle bir durum var. Her ne kadar ne anlatırsan anlat, herkes kendi analizini, kendi bilgisini evet. Görecek, uygulayacak.
kendi kendine karar verecek. Dursun Bey de o çiftçilerden birisi. 4 yıldan beri kullanıyor ama asıl burada bizim ürünü son 2 yıldan yani beri. Son 2 yıldan beri 4-5 kere her sazını attım yani. Baktım ciddiye almam gerekiyordu. Bu sefer ciddiye aldım, ilaçlama yapayım. Siz bizim ürünü kullanmakla bugün şey arifesinde, hasat arifesinde. Evet. Tam daha yeşil. Bugün ayın 5'inden sonra başlıyoruz buna biz. Eylül'ün 5'inden sonra yeni daha. Öyle mi? Biz Eylül'ün 20'sine kadar fındık topluyoruz. Rakım bayağı yüksek. 700, ama 700 rakamlar. Gelirken yol boyunda bayağı nazlı fındık gördük ama burada dehşet bir fındığa ulaştık. Rabbim hayırlı uğurlu eylesin diyorum. Dursun Bey, bu zamana kadar kullandın. En son ne karara vardın? Devam. Aysa Organik'e devam kararı vardım. Sonsuz. Sana ne kazandırdık? Verim. Artış. Fayda bilen doğum ve dönleme. Peki sen şu anda dönümünden bu yıl kaç alabilirsin? Azami olarak dönümünden 400 kilo bekliyorum da belki fındık 300'e düşebilir ama 400 kilo alacağım bu sene dönümünde. Büyük bir özveri, büyük bir güven. Yani şu anda benim güven... öyle ocaklarım, şunda mesela dal sayıyorum. Her dalda bir sebet olsa zaten 10 sebet bir çuval dolduruyor ya. Hı-hı. Bir ocaktan bir çuval alma ihtimalim var yani. Dal gelişimi hep böyle mi yoksa bundan... Bu 7 yılın dalı Adem abi. He. 7 yıl önce buraya bir kurak vurdu. Bu bahçeler hep kurudu. 7 yılda ben bir dala ulaştım. Bu dal şöyle oluyor mesela. Daha güzel oluyor. O zaman... Atıyorum 5 sebat olur, 3 sebat oluyor bir dalda. Bu 7 yıl dal şu anki gördüğümüz dal. Hep gençler. Soğuktan dolayı bir arazi kuruma yaptı burada 2008'de. Biz kökten hep kestik. Bu dallar işte 2008, 18, 12, 13 yıllık dal şu anda mahsun aldığımda. Yani eski dalım yok. Kıymetli dostlar, Dursun kardeşimiz ilk bizim ürünü kullandığı dönem öyle bana söylemişti sanırım. Eksiğim varsa kendisi yenilesin. O yıl yine soğuk bir hava geçişi olmuştu. Evet. Bizim ürünü kullandığında o soğuk hava geçişlerinde... 2019-2020 gibiydi. 2019-2020... Aynı zaman, sezondu. 20'nin şeyi işte. Kaç 2019. Yıl oldu? 4 yıl. 2020. Ve ilk defa bana o zaman bir çiftçim dedi ki, tabii 2 yıl sonra bana bu bilgiyi söylüyor. Bu yıl sen 5. yıldasın. Evet. Sen 4 yıl değil. 5. Evet. yıldasın. İlk defa bir çiftçim dedi ki, sayende dedi her yerin fındığı yandı. Benim bahçenin fındığı yanmadı dedi. Soğuğa karşı da etkili sizin ürünler dedi. Ben o zaman Dursun'un bu sözünü gayet ciddiye aldım. Ama diyorum, bayağı bir soru işareti. Dursun Bey pek ciddi değildi olayın üzerinde. Daha sonra işte 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 4 yıl sonra, 4 yıl sonra işte burada bir araya geldik. Şimdi bir bilgi vereyim. 40 ocağım var. O zaman ürünü kullandım. 40 ocağı iyi hesapladım. 400 kilo aldım 40 ocaktan. Yani bu net bir bilgim yani. Şurada 40 ocağım var dizide. 40 ocağı ölçtüm. 400 kilo fındık aldım 40 ocaktan. Maşallah. Ya şimdi Dursun'um, şöyle bir hadise var. Biz ürün satmak değil amacımız. Evet. Üründen eğer çiftçim kat ve kat faydalanıyorsa zaten peşi gelir. Önemli olan sizin kazanmanız. Samimiyetimle söylüyorum. Bunu sen benim ne kadar beni takip ettin, ne kadar takip ediyorsun bilmiyorum. Arkadaşlar, benim şu anda Dursun Bey'den aldığım bilgiler bana yeterli geliyor. Beni doyuma ulaştırdı. Umarım size de bu bilgiler yeterli gelmiştir. Gerçekten ben şu anda bu dalın böyle yere doğru eğildiğini görmem beni son derece mutlu etmekte. Ama tabii Dursun kardeşimiz her şeyi yapıyor ama yine bildiğini yapıyor. Ben Dursun kardeşimin yerinde olsam bu filizleri bırakmam. Çünkü bu 2-3 yıllık filizler var ocaklarımızın dibinde. Bu filizler Adem abi, bu filiz geçen sene alındı da bu seneki filiz bu. 2-3 yıllık değil. Bu kadar büyüdü bu sene. Allah geçen Allah. Sene ben bunu aynı Temmuz'da aldım. Temmuz'dan sonra gelen ve bu seneki devam eden filiz bu. Verimden dolayı. Evet, doğru. Yani anladın orada ya, evet. 2 yaş gibi gözüküyor ama. Ha, bu kadar geldiydi. Ben Temmuz'da aldık. Güzün geliyor ya biraz. Evet. Bu sene de takviye yapmış. Bak gördüğün gibi. Evet, kadar maşallah. Yani o şeyi gösteriyor. Evet. Verim. Yani bizim... Burada verim var. Bizim ürünün toprağa çalıştığını. Ben de özellikle diğer başarılar değil de bu 20 dönüme çok güzel bakım yaptım. Yani. Bu 20 dönüme böyle net olmak için. Daha hala net peşinde mi koşuyorsun?
Ya zevk veriyor gece böyle. Tek adam uğraşamıyorum. Var ya, alem insansınız. Arkadaşlar yeri var. 40-50 dönüm yeri var ama daha hala 20 dönümün üzerinde uğraşıyor. Yok, diğerlerine 2 kere yapıyorum, 3 kere ama buraya bir zevk veriyor bana. Buraya girdiğim bir aile havası var bura. Güzel olarak. Tercih vatandaşın tercihi, bir şey diyemem. Ben isterim ki, peki bu yıl kaç ton? Geçen yıl kaç ton aldın? Ya. Önceki yıl kaç ton aldın? Daha önceki yıl kaç ton aldın? Bana. Şimdi geçen sene bu mahallemde arkadaşlar beşer çuval çat topladı. Komşum bir tanesi dedi ki, lan adam dedi bahçeden körük alıyor, bahçeye ilaç yapıyor dedi. Bak dedi 70 çuval çaj aldı dedi. Siz dedi 7 çuval çaj aldınız. Onlar da Cindiköy'den öbür dere, Elmalı Deresi topluyorlar. Ben de 3 saat patates çalıştırdım, hayret kaldılar. Bir dakika. Bir başkası aynı metrekareler aynı mı? Hemen hemen. Aynı metrekarede. Biri 7 çuval fındık tanesi aldı. 600 kilo aldılar, 500 kilo aldılar ama geçen sene bu mahallede tonu yakalayan ben oldum. 3 ton, 4 ton böyle konuşuldu yani. Siz kaç ton aldınız? Geçen sene 4 ton gibi fındık yani. Üzeriniz demin çoktan aldınız. Ben 4 ton net aldım yani. 4 ton? 4 ton aldım. Peki bu yıl kaç ton bekliyorsun? Bu yıl hedefim 7, 8, 10 da olabilir yani bu ilaca göre. Diğer bahçelerin verimine göre. Neyse arkadaşlar, bu böyle çok ciddi bir iddialı bir rakam söyledi. Çünkü 3 ton, 4 ton alırken 10 ton beklemek tabii ki 15 şimdi ton. Şimdi şöyle, bu sene verimden dolayı biz 20 yıldır 2008'den sonra yağlı alamıyorduk. Yani sadece bu çakıldak fındık olduğu için bundan alıyorduk. Yağlı fındık zaten ben 500 çuval toplardım eskiden. Nerede yağlı fındığınız yine? Bu arazi böyle Taderya kadar gidiyor. Yağlı buradan fındık. Aşağısı yağlı. Yani şöyle. Giresun yağlısı nerede? Giresun yağlısı. Bunun alt tarafı Giresun yağlı. Kestim hemen. Peki burada. Fındık var mı orada? Kusuna var. Şimdi görürsün öbür tarafta. Burada da ilerleyeceğim. Senin yağlı var yani. Tamam, bir nokta koyalım, oraya geçelim.